Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Yepyeni bir videoda tekrardan karşınızdayız. Biliyorsunuz Mart ayından bu yana hava yolları bir kriz içerisinde. Bu kriz nedeniyle de yolcu sayılarının da düşmesi nedeniyle hava yolları geleceğe dönelik planlar yapmak durumundalar. Bu konuda daha önceden bir video yapmıştım. Filolarındaki olabilecek değişikliklerden bahsetmiştim. İsterseniz onu burada izleyebilirsiniz. Bazı hava yollarının yapmış olduğu değişiklikler son derece beklenen filotiplerindeki değişiklikler ama son günlerde yapılan bir açıklamada Delta hava Yollarından geldi ve Delta hava Yollarının yaptığı açıklamada tamamıyla filolarından Boeing 777 uçaklarının tamamını çıkaracaklarını açıkladılar. Şimdi bu size biraz sürpriz olarak gelebilir çünkü 777 modern bir uçak diyeceksiniz ki o zaman Delta Hava Yolları bu türden bir kararı neden aldı? Örneğin Delta'nın aldığı kararlardan bir tanesi de elindeki MD88 ve MD90 uçaklarını elden çıkarmaktı ki bu beklenen bir şeydi. Çünkü MD88'ler bayağı uzun zaman önce alınmış olan uçaklardı. Minyatlarını doldurdular. Yakıt tüketimleri çok fazla, bakımları da eski uçak olmaları nedeniyle biraz daha fazla olduğu için bu uçakları tabii ki artık elinde tutmayacak Delta Havayolları. Onun dışında MD90'lar da keza aynı şekilde filoda da filoda ekstradan bir uçak tipinin ortadan kaldırılması aslında avantajlı bir şey. Çünkü bunun sayesinde hem bu uçakların motorlarına ihtiyacı olmayacak Delta'nın. Bu uçakların tamamı da Delta tarafından bütün borçları ödenmiş ve tamamı da kendileri tarafından sahiplenilmiş uçaklar oldukları için bunları elden çıkarmak da daha kolay olacak. Aynı zamanda bütün bunların yedek parça stoklarını elinizde taşımak zorunda kalmayacaksınız. Ve bu nedenle de bu konuda büyük bir avantaj sağlamış olacak Delta maliyet açısından. Tabii tüm bu uçakların filodan çıkarılma kararı gerçekten de uygun bir karar. Bunların yerine artık çok da modern olan şimdiki adıyla Airbus 220'ler geliyor. Tabii onlar aslında Canadair CS300 serisi olan uçaklar. Ama bunlar hem modern uçaklar hem daha az bakım gerektiren uçaklar. Dolayısıyla da talepte de bir daralma olduğu için bu uçaklarla tabii ki MD88'lerin ve 90'ların değiştirilmesi son derece mantıklı bir olay. Ama 777'lere deyince şimdi bizim Türk Hava Yolları'na 777'lerin girmesi son 5-10 yıl içerisinde olan bir olay. Dolayısıyla siz 777 dendiği zaman modern bir uçak zannediyorsunuz ama 777'nin ilk uçuşu 1994 ve Delta'nın elindeki bazı uçaklarda 1999 yılından kalma uçaklar. Yani 20 yaşından daha yaşlı uçaklar. Ve en önemlisi Delta'nın elinde iki değişik modeli var bunların. 200ER ve 200LR yani Extended Range ve Long Range modelleri. 777-200LR çok değişik bir uçak. Çok uzun mesafeler uçması için yapılmış olan bir uçak. Hatta ve hatta 2017 yılında bu uçak dünyada en uzun yolcu uçağı uçuş rekorunu kırdı. 777 LR'ın menzili 15.844 kilometre. Aynı zamanda deniz mili olarak söyleyecek olursak en yüksek menzili 8.555 kilometre. Bu uçak 777-200ER modeline göre yaklaşık 50 ila 55 ton daha fazla yakıt alma kapasitesine sahip. Bu uçağın çok büyük bir özelliği bu kadar bir menzile sahip olabilmesi için arka bagaj kısmında ekstradan 3'e kadar varacak müşterinin isteğine göre bir tane iki tane veya en fazla 3 tane ekstra yakıt tankı taşıyor olabilmesi. Siz bu ekstra yakıt tanklarının tamamını aldığınız zaman bu uçak yaklaşık 15 saatlik uçuşları son derece rahatlıkla yapabiliyor ve aynı zamanda bu uçakta 155 ton varıncaya kadar yakıt alabiliyor. Bu kadar yakıtla da uzun mesafe uç uçmak mümkün. Ancak o zamandan bu zamana dediğim gibi 1994'te ilk olarak 777 piyasaya çıktı. ER ve LR modelleri daha sonradan piyasaya çıkan modeller ama bu son derece küçük bir pazara hitap eden bir uçak. Örneğin Delta'nın bu uçağı almasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de Los Angeles'tan Sydney'e iki motorlu uçakla uçabilmeyi sağlamak. Tabi 1999'dan bu yana bu uçaklardan ilk alındığından bu yana teknolojideki gelişmeler gerek motor teknolojisindeki gelişmeler ki bugün 350 Airbus 350 veya 787 gibi uçaklar karşılığı olan 770 göre daha az yakıt harcıyorlar. Bu gelişmeler sayesinde artık bu uçaklara ihtiyaç da fazla kalmadı. Bu uçaklar Airbus 350 veya 787 gibi uçaklara göre çok daha fazla yakıt yakıyorlar. Her zaman hatlarda bu uçakları kullanmak gerekiyor. Örneğin Los Angeles'tan Sydney'e gideceğiniz zaman 777 lr modelinde bir arıza olduğu zaman bunun yerine IR ER kullanamıyorsunuz. Ama mesela Los Angeles'tan Tokyo'ya giden bir Airbus 350 uçağını tamamıyla Sidney'e çekip yollamak da mümkün olabiliyor. Dolayısıyla Filoda çok az sayıda bulunan bu uçaklar teknik bir arızaya rastladıkları zaman müşterileri de mağdur etme durumları söz konusu. Ve her şeyin önemlisi 777 IR ER modelleri ile 777 LR modelleri arasında en büyük fark motorlarındaki fark. Tamamıyla farklı motorlar bunlar var bunlarda. 777 ER'larda GE motorları var ama 777 LR'larda Rolls-Royce motorları var. Dolayısıyla bu uçaklardan sizde sadece filonuzda 18 tane olması da çok büyük bir maliyet artışı gerektiriyor. Aynı zamanda bunların farklı farklı motorlara sahip olması da ne yazık ki bu uçakları işletmeniz için gerekecek olan parça miktarını arttırıyor, yedek motor miktarını arttırıyor ve bunlar maliyetleri de çok fazla arttıracak nedenler. Delta bu uçakları artık kullanma ihtiyacı hissetmediğini belirtti. Tabii bunun nedenleri var. Şimdi Delta'nın elinde şu an Airbus 350 modelleri geliyor fabrika çıkışlı. Eğer Delta ileride Sydney hattını kapatmak zorunda kalmayacağı için bu Airbus 350 modelleriyle bu hattı devam ettirebilir. Hatta ve hatta Delta Amerika'da, Kuzey Amerika'daki hava yolları arasında Airbus 330 900 Neo modelini sipariş eden tek havayolu. Bu uçaklarda 777 IR'ların ER yerine çok rahat bir şekilde yolcu taşıyabilecek uçaklar. Yaklaşık olarak aynı yolcu kapasitesine sahipler. Menzil olarak da 777 IR'larla 330'un 900'ün NEO'lar birleşiyor. 350 900'lerde 777 LR'larla birleşiyor. İki tane değişik soru olabilir bu konuda. Başka hava yollarında uçacaklar mı bu uçaklar? 777 biraz büyük bir uçak. Biz 380'in ne kadar maliyetli olduğundan bahsediyorduk. 777 de onun bir alt katında sınıf olarak ve 777 örneğin 787'ye göre yolcu ile doldurması zor bir uçak. Bunun da bir nedeni tabii ki Delta'nın bu uçakları elinden çıkarmasının bir neden nedenlerinden bir tanesi. Aynı zamanda 777 aslında gerçekten de pazarı iyi olan bir uçak ama artık çok sattığı için de tabii böyle çok satan uçakların da kullanılmış uçak piyasası da Maalesef ileride düşük olabiliyor. Size bir örnek vereceğim, çok ilginçtir. Bunu ben yıllar önce birkaç yıl önce eee Cockpit Aero'da da yazmıştım yazı olarak. Delta 7.7 milyon dolara bir tane 777 satın almıştı zamanında. Şu an uçurduğu uçaklardan bir tanesi değil ama hatta o zamanki Delta'nın CEO'su Richard Anderson bu konuda bir Twitter'da da mesaj atmıştı. Demişti ki biz 10 milyon dolara alıyoruz dedik ama biz bu uçağı aslında 7.7 milyon dolara satın alacağız demişti. Tabi Delta'nın amacı bunu yaparken uçağı alıp da uçurmak değildi. Bu uçak hem motorları zamanını tamamlamış hem de gövde açısından bir takım zamanları tamamlamış parçaları olan bir uçaktı. Artık uçurabilir hale getirilmesi çok maliyetli olacağı için Delta bu uçağı alıp kendi yedek parçası dokunu, zenginleştirmek için kullandı. Başka bir yerde bulmadığınız bir haber ama ben daha önceden de bunu yazmıştım. Şimdi bu uçaklar filodan çıktıktan sonra ne olacak? Eminim ki bunları belki bir charter hava yolları satın alabilir, başka hava yolları satın alabilir. Belki uzun mesafeli yolculuk yapmak isteyen, uçuş yapmak isteyen başka hava yolları da satın alabilir. Örneğin aslında böyle bir durumda Türk Hava Yolları'nın 777-200 LR'ı belki de tercih etmesi söz konusu olabilir. Eğer örneğin Türk Hava Yolları Avustralya hattını açmak istiyorsa, çünkü şu an Türk Hava Yolları'nın elinde Avustralya hattını açabilecek herhangi bir uçak yok. Havayolları da motoru farklı bir uçağa 777'ye filosuna katmak ister mi, istemez mi? Onu da bilemeyiz tabii ki. Artık onun değerlendirmesini yöneticiler yapacaklar. Artılarıyla eksileriyle bunu değerlendirecekler. Tabi böyle uçaklar filolardan çıkartılınca sizin de en çok bana sorduğunuz sorulardan bir tanesi de Hocam bunları kargo uçağı yapalım demek olabilir 777 kargo uçağı Aslında çok popüler bir kargo uçağı hatta ve hatta şöyle söyleyebilirim ben size Gövde olarak aynı kargo uçağı çünkü 777'nin F modeli kargo modeli de aslında 200 modelinden geliştirilmiş bir uçak Üzerinde 300, 737, 300'ün kanatları var 737-300'ün motorları var. İniş takımları güçlendirilmiş uçaklar. E, fakat gövde olarak, uçağın gövdesi olarak 777-200 yani daha kısa bir gövde. Bunların kargoya dönüştürülmesi için bunun onayı olması gerekiyor. Havacılık otoritelerinden ve bunun projelendirilmesi gerekiyor. Şu ana kadar 777 projelerinde kargo onayı alan tek şirket İsrail'deki Israel Aircraft Industries denilen IAE diye de başlıklarıyla anılan şirket. Şu an herhangi bir uçağı çevirmiş değiller ama bunun onayını FAA'den aldılar. EASA onayları var mı bilmiyorum ama o da çok zor bir şey değildir. İleride bu konuda sizinle başka bir video daha yapacağım bu uçakların çevrilmesi hakkında ama şöyle bir bilgi vereceğim ben size. Delta'nın elinde olan uçaklar benim yapmış olduğum araştırmalar sonucunda özellikle LR modellerinde biliyorsunuz bir kargo uçağı değiştirilirken yolcu uçağı kargo uçağı yapılırken ilk yapılan şeylerden bir tanesi de uçağın tabanının güçlendirilmesi. Bu neden yapılıyor? Çünkü kargo santimetre kare başına daha yoğun yük taşıyan bir şey. Dolayısıyla uçağın Tabanının daha da güçlendirilmesi gerekiyor. Fakat benim edindiğim bilgiye göre Delta'nın 777'lerinin yapılırken tabanlarını tutan floor beams denilen e, ana yüklenici bölümler kompozit malzemeden olduğu için e, bunları kargoya çevirmesi mümkün değil. Dolayısıyla Delta'nın elden çıkaracağı uçaklar kargo konversiyonuna değişimine gidemeyecek. Ama ileride başka hava yollarıyla uçar mı? Uçabilir Bunlar tamamıyla uçakların ne kadar büyük bakıma ihtiyaçları oldukları aracılığıyla da belirlenen şeyler. Bunları zaman gösterecek. Ama dediğim gibi dünyanın en büyük hava yollarından biri olan Delta Hava Yolları 777 filosunu elden çıkarmaya karar verdi. Bu da bu açıklamalardan sonra umarım size mantıklı bir çözüm olarak gelmiştir. Bunları mümkün olduğu kadar size farklı açılardan yansıtmaya çalıştım. Başka bir Kaptan Baha videosunda tekrar görüşmek üzere diliyorum. Instagram hesabıma abone olmayı unutmayın. Yoldan özellikle bayağı fotoğraf paylaşıyorum oralarda. Çalışmalarımla ilgili değişik fotoğrafları orada izleyebilirsiniz. Onun dışında kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir Kaptan Baha videosunda görüşmek üzere. Mutlu kalın, esen kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Görüşmek üzere. Satırına bir sen sen